Ayasofya'nın bundan sonra cami olarak kullanılması için Cumhurbaşkanı tarafından imzalanan genelge sonrasında Türkiye'de olduğu gibi İskenderun AK Parti ilçe teşkilatı tarafından da vatandaşlara lokma dağıtıldı. İlçe Başkanı Abdülkerim Güven, Ayasofya'nın ibadete açılmasından dolayı oldukça mutluyuz dedi. Bu sıcak günde bu kutlu dava, bu güzel dava uğruna buraya geldiniz. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hepimizin de bildiği gibi bizim geleneğimizde, göreneğimizde, ananelerimizde şöyle bir şey vardır. Göz aydınlık, muşluluk bir şey olduğu zaman hemen bir lokma dökülür ve dağıtılır. Bu bizim insanımızın en güzel hasletlerinden bir tanesidir. Bizler de AK Parti teşkilatları olarak, genel merkezimiz olarak bir istişare sonucunda dedik ki yıllardan beri Türk halkının, Müslüman ümmetinin kalbinde bir uhde olarak kalan bu Ayasofya Camisi'nin müze statüsünün kaldırılmasından sonra bir lokma dağıtalım, bir hayır işleyelim ve tüm dünyaya birlik ve beraberlik mesajı verelim dedik. Onun için geldiğiniz için MHP ilçe başkanı Turan Bozkurt ise Türkiye'nin tam bağımsızlık için bundan sonra da çalışmalara devam edeceğini belirtti. Kıymetli dostlar, gerçekten 10 Temmuz öyle bir tarihi gün ki gerçekten Abdülkerim Başkan'ın dediği gibi zincirler kırıldı, Ayasofya ibadete açıldı. Bunların da devamı gelecek, dünyada devamı gelecek arkadaşlar. İl Başkanı Mehmet Yeloğlu ise Ayasofya'nın ibadete açılmasından mutluyuz dedi. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandandır. Onu fetheden ordu ne güzel ordudur. Evet, Peygamber Efendimiz'in övgüsüne mazhar olan bu olay 1453 yılında hepinizin bildiği üzere atamız Fatih Sultan Mehmet ve onun ordusu tarafından gerçekleştirilmiştir. Bu vesileyle çağ açıp çağ kapatılmıştır. Son olarak AK Parti Hatay Milletvekili Abdülkadir Özel ise Türkiye zincirlerden kurtuluyor dedi. İletmek üzere bir araya gelmiş bulunuyoruz. İlçe başkanımız ifade buyurdular. Anadolu'da gelenektir, örftür, töredir. Mesut, mesrur, bahtiyar kalan haberler alındığında lokmalar dökülür, tatlılar dağıtılır. Allah'a hamdolsun. Bugün ilk gençlik çağımızın, gençlik çağlarımızın ezgilerini, marşlarını süsleyen zincirler kırılsın, Ayasofya açılsın idealimizin tecelli ettiği bir günü, bir anı yaşıyoruz. Ayasofya kararına karşı suskun kalan arkadaşlarımızın sık sık şiirlerine, dizelerine referans vererek müracaat ettiği Nazım Hikmet Rağ'ın İstanbul'un fethiyle ilgili Belde-i Tayyip'e isimli şiirini okuyarak huzurlarınızdan ayıracağım. Özellikle ifade etmek istiyorum. Şiir Nazım Hikmet'e ait. İslam'ın beklediği en şerefli gündür bu. Rum Konstantiniyyesi oldu Türk İstanbul'u. Cihana karşı koyan bir ordunun sahibi, Türk'ün genç padişahı bir gök yarılır gibi. Girdi eğri kafadan kır atının üstünde, fethetti İstanbul'u 8 hafta 3 günde. O ne mutlu mübarek bir kuluymuş Allah'ın, Belde-i Tayyibe'yi fetheden padişahın. Lillahi Rabbil Alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Yeri ve yerleri yoktan var eden Rabbimiz, aziz olan sensin. Buyur ablacığım.